Zagor, gizli belge. Badenlandiyalı iki soylunun yardım isteğini kabul eden Zagor ile Chico, gizli formülü almak için eski dostları La Palette kontunu bulurlar. Böylece üç arkadaş gerekli hazırlıklara başlarlar. Ne haber Bligam? Her şey tamam kont. İşte parçaları söküp istediğin gibi üç ayrı torbaya koydum. Güzel. Maket de bu kutuda. Söylesene kuzum, bütün bunlar ne işe yarayacak? Beni şaşırtıyorsun Bligam. Ben de seni dostlarıma soru sormayan biri olarak tanıtmıştım. Ha 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 ha. Gördün mü? Gördüm. Şimdiye kadar şüphe çekecek hiçbir şey yapmadılar. Sadece o asılzade bozuntusuyla dolaşıp durdular. Bir de demirciye gittiler. Oysa Smirnov'un onları gözden kaçırmak istemeyişinin mutlak bir nedeni olmalı. Şef Grand Duke ve Vicomte'la ilişki kuran herkesten şüphe ediyor artık. Gidiyoruz dostlarım, atlayın arabaya. Gidelim, tarihimiz açık olsun. Demirci ha, peki demircide ne işleri var? Ben ne bileyim, belki arabalarını tamir ettirmişlerdir. Bunun bizim meseleyle ne ilgisi var, anlayamadım. Ben de bunu merak ediyorum. Haydi şunu bir ziyaret edelim. Madem ısrar ediyorsun, peki. İyi günler baylar. Size ne gibi bir yardımım dokunabilir? Çok özel bir ricamız var. Az önce buradan çıkan baylara yaptığının aynısını istiyoruz. Anlaşıldı mı? Galiba anlayamadım. Sahi mi? O halde daha açık anlatayım. İşte böyle. Ah. Benden ne istiyorsunuz? Kötü bir şey yapmadım ki. Bir de kurnazlık taslıyorsun ha? Ben sadece arabalarının dingilini tamir ettim. Yalan söyleme, yalancılık kötü şeydir. Of, doğru söylemediğin belli oluyor. Konuş, yoksa kafanda koca bir delik açarım. Ben pekala. Onlara şu aleti yaptım. Ne işe yaradığı konusunda hiçbir fikrim yok. Ver bakayım. Çok hafif ve kolayca sökülüp takılabilir cinsten diye yazılı. Ne demek bu? Bence bu bir sürü boru ve vidaların bir anlamı yok. Ne yapacağız şimdi? Ben bunu Smirnov'a götürürüm. Sen de onları takip edersin. Belki o ne olduğunu anlar. Burada onlardan hiç kimseye söz etmek yok. Aksi halde marangoza müşteri olursun. Ha ha ha. Sana şahane bir tabut hazırlar. Ağzımı bile açmam. Bu arada Zagor, Chico ve La Palette kontu olanlardan habersiz Boston'dan ayrıldılar. Ve Kanada topraklarındaki New Hampshire'e doğru ilerlemeye başladılar. Buradan Sap Chico daha ilerideki bir yoldan gidelim. Neden Zagor, bu yol daha iyi değil mi? Birkaç gündür izlendiğimizi sanıyorum. Henüz kimseyi göremedim ama sezgilerim beni yanıltmaz. Pekala, nasıl istersen. Böylece. Garip, biraz zaman kaybettik ama şimdiye kadar
Onlara yetişmeliydik. Atlarımız daha hızlı. Oysa arabayı kiralayan adam New Hampshire'e gideceklerini söylemişti. Gözden uzak yollardan geçen araba ağır ağır kuzeye doğru ilerledi. Ve yolculuk günlerce sürdü. Şimdi sihirbaz Chico'nun büyük gösterisi başlıyor. Bir kart çekin lütfen. Oh, hayır, yine mi? O da ne demek? Eğer dünyanın en büyük sihirbazı olarak kalmak istiyorsam alıştırmalarıma devam etmeliyim. Pekala, pekala. Her akşamki numaranı bir daha tekrarla bakalım. Hehehe, söylesene Kond. Dünyanın en usta kağıt oyuncusu olduğum için beni kıskanmıyor musun? Ya. Olabilir Chico ama ben de birkaç iskambil numarası bilirim. Örneğin bunun gibi. San Francisco'lu kumarbazlar bana akardiyon derler. Bu ufak şaka da New Orleans salonlarında yapılır. Adı sihirli yelpazedir. Bir de Chicago'lu ünlü bir kumarbazın öğrettiği bir numara var. Kağıtlar sana doğru gelir. Hop. Pa. Ve tekrar geri dönerler. Bunun adına da bumerang derler. Allah kahbela. Bu geceki gösterim ertelendi galiba. Galiba biraz daha antrenmana ihtiyacım var. Kanada topraklarının Birleşik Devletler sınırına yakın ıssız bir yerinde Dük Smirnoff'a iki haberci geldi. Bırakın geçsinler. Siz ha hani Amerikalıları gözaltında tutacaktınız? Şey efendim, izlerini kaybettik. Ama elimiz boş dönmedik. Bakın şunu ele geçirdik. Demirciye garip bir alet yaptırdılar. Bu neşeyle ilgili olduğunu sanıyoruz. İlk bakışta anlamsız borular yığını gibi gözüküyor. Biz de öyle düşündük efendim. Biz de aynen öyle söyledik. Ama ilk bakışta dedim. Bu alet sadece bir tek işe yarayabilir. Ve bu da o ikisi buraya geliyor demektir. Ve siz de onları elinizden kaçırdınız. Budala herifler. Nöbetçileri çoğaltın. Bütün adamlara alarm verin. Niyetleri gizli belgeyi çalmak. Planlarına gelince ha 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 bu kurnaz adamlara armağan olarak güzel bir sürpriz hazırlayacağım. Ha ha, formül hiç bu kadar emniyette olmamıştı. Bu arada güzel sınırı aştık. Az sonra hedefimize ulaşacağız. İşte Smirnov Kalesi gerçekten de içeri sızmak imkansız görünüyor. Oraya giren tek yol var ama girişi kontrol altında. Karamba, karamita, surlara bakın. Vay canına, her taraf gözcü dolu. Sabah ola, hayır ola, yarın tepeyi yakından inceler, askerleri nasıl saf dışı edeceğimizi kararlaştırırız. Şimdi kamp kuralım. Gecenin geç saatlerinde. Brrr, soğuktan mı yoksa korkudan mı titrediğimi anlayamıyorum. İçimde sanki biri beni gözlüyormuş gibi bir his var. Oh neyse, bütün bunların saçmalık olduğuna kendimi inandırmalıyım.
Hiç olmazsa şimdilik emniyette sayılırım. Karamba, Ah. Oh, bir inilti duyar gibi oldum. Hey Chico, dışarıda her şey yolunda mı? Vay canına. Zaten başımız yeteri kadar dertteydi. Vah, şimdi bir de yeriler çıktı. Lanet olsun zavallı dostuma ne yaptınız? Eğer onu öldürdüyseniz yemin ederim bunu pahalıya ödetirim size. Hay Allah, neler oluyor Zagor, Chico? Zagor, beni duyuyor musun? Neredesiniz? Savun kendini kont. Merak etme Zagor. Hepsini kıtır kıtır kesiyorum. Say mi? Hiç de öyle gözükmüyor kont. Tam tersi. Haydi gayret kont, işte böyle dövüşeceksin ve de böyle. Atlayın üzerlerine, tanrılar adına, hay aksi. Çok kalabalıklar, ben bile bu kadarıyla baş edemem. Ah yok! Fakat bir dakika durun, bu çığlığı daha önce de duymuştum. Evet, tanıdım. Baltalı İlahan'ın savaş çığlığı bu. Baltalı İlah, yani Zagor Tenay mı? Darkwood'un efendisi. Bağışla bizi Baltalı İlah, sana ve dostlarına saldırdık. Ama kutsal dağımıza saygısızlık ettiğinizi sanmıştık. Anlıyorum. Eğer dostum Chico'ya bir kötülük etmediyseniz sizleri bağışlayabilirim. Oh, ah, kafam, zavallı kafam. O da ne? Şükürler olsun, yaşıyor. Allah kahrebela. Böylece Kızılderililer Zagor ve arkadaşlarını geceyi geçirmeleri için yakındaki köylerine davet ettiler. Yani kötü adamların kalesi Kutsal Dağınızın mı üzerinde? Vah, öyle Zagor. O köpekler yıllar önce gelip bizi dağdan attılar ve taştan kocaman evlerini yaparak orada gömülü atalarımızın ruhlarına saygısızlık ettiler. Birçok kez duvarları yıkmaya çalıştık ama bu lanet adamlar hem çok kalabalıklar hem de iyi silahlanmışlar. Bunu ben de fark ettim. Ayrıca kaleye tek giriş yolu olduğunu için içeriye sızmak da epey güç. Bir dakika, dağın altında bir Kızılderili mezarlığı var demiştin değil mi? Evet, Zagor. Hatırlamadığım kadar uzun bir süredir biz Queen'ler ölen kabileleri işleriyle büyücülerimizi Kutsal Dağ'daki mağaralardan birine gömeriz. Bak sen, bu mağaralar hakkında başka bildiğin var mı? Vah, hayır, yok Zagor. Geleneklere göre cenaze törenleriyle sadece büyücüler ilgilenir. Anlıyorum. Halgaş, büyücünüzle biraz konuşmak isterim. Ne dersin? Ondan kolay ne var? Adı Kinlan. Onu kulübesinde bulabilirsin. Artık yaşlandı ve pek dışarı çıkmaz oldu. Güzel. Yine görüşürüz. Halgaş. Haydi, Chico gidip
Kinlani ile tanışalım. Selam Kinlani. Adım, her şeyi biliyorum. Zagor Tenay. Hepsini öğrendim. İki ay önce sorguya çektiğim yeryüzü ruhları buraya geleceğini haber vermişlerdi. İhtiyar tilki. Bunu ruhlardan mı yoksa az önce adamlarından mı öğrendin? Vah, bir büyücünün sözlerinden şüphe mi ediyorsun? Böyle bir şeyi düşünmem bile Kinilani. Neyse, asıl konuya gelelim. Az önce aklıma bir fikir geldi. Kutsal dağı iyi tanıyor olmalısın. Belki kale duvarlarının altına ulaşan gizli yolları da biliyorsundur. Haklısın baltalıyla. Asırlardır kabile büyücüleri ölülerimizin gömüldüğü mağaralara giden geçitleri büyük bir sır olarak saklarlar. Çok güzel. O halde hepimizin iyiliği için bize gizli geçiti göstermen zor olmasa gerek. Bu o kadar basit değil Zagor. Ne? Hay Allah, umarım reddetmeyi düşünmüyorsun. Senin kabileni de ilgilendiren çok önemli bir mesele bu. Biliyorum, baltalıyla. Fakat Ölüler Dağı'nın kutsal topraklarına sadece büyücülerin ayak basmasına izin veren töreye uymak da o kadar önemlidir. Hay aksi, bir bu inatçı ihtiyar eksikti başımızda. Galiba buldum. Evet, tabii onu ikna etmenin bir yolu daha var. Sana hak veriyorum Kinlani ve Manitü şahidim olsun ki hiçbir zaman seni ihanet etmeye zorlamayacağım. Ama bir şey daha var. Benim dostlarım da beyazların büyücüsü sayılır. Buna nasıl inanırım? İnanmalısın çünkü Zagor Tenay'ın sözü bu. Eğer yine de inanmazsan dostum Çiko sana bunu kanıtlayabilir. Haydi Çiko, günlerdir bıkıp usanmadan yaptığın numaralarından birini göster ona. Fakat Zagor, biliyorsun ki şimdiye kadar hiçbirini beceremedim. Hay Allah, en kolayını dene, şu kağıt oyununu. Karamba, karambita, onu da bir kere olsun yapamadım. Fakat uzatma Çiko, bu defa mutlaka başarmalısın, anlaşıldı mı? Elinden geleni yap, kafanı çalıştır. Ama mutlaka başar. Peki olur. Allah kahvela. Evet, saygıdeğer meslektaşım. Çok basit bir numarayla başlayarak sana olağanüstü becerilerimi göstermek isterim. Önce kağıtları bir güzel karıştıralım. İşte böyle. Şimdi sıra sende. Bu işaretlerle dolu kağıtlardan birini seçeceksin. Ben de bunun hangisi olduğunu tahmin edeceğim. Aferin. Şimdi de kağıdı bana göstermeden al. Çünkü ben bütün zihin gücümü kullanıp onun ne olduğunu görmeden sana söyleyeceğim. Evet, dur bakayım. Tamam, büyülü formülü bulmam gerek. Ayaksi, nereden bulacağımı bilmiyorum. Haydi Çiko, Kinlani'nin hangi kağıdı aldığını söyle artık. Elbette hemen.
Acaba hangisiydi? Belki de buydu. Hayır, daha doğrusu bir as bu. Yani sadece bir tek küçük resim. Vaa! Manitü, inanılır gibi değil. Müthiş bir şey. Gerçekten büyük bir sihir gücüne sahipsin. Hay Allah, sahiden de başardı. Hehehe, önemli değil canım, ben daha neler biliyorum. Eğer bizi Zagor'un söylediği yere götürürsen sana daha büyük sihirler gösteririm. Sağ ol beyaz dostum. Sayende sarsılan eski saygınlığıma yeniden kavuşabilirim. Hehehe, gerçekten olağanüstü bir büyücüsün sen. Haydi çabuk hazırlanın. Sizleri Suikilerin kutsal dağındaki gizli geçitlere götüreceğim. Güzel, yaşa Chico. Hey, söyle bakalım sevgili fıçım, nasıl oldu da bu kez başarabildin? Sihirli formülle Zagor. Duymadın mı yoksa? Sim balabim abrak, saçmalama. Beni Kinnani kadar saf mı sandın? Peki kızma. Büyücünün tam arkasında bir delik vardı. Bu delikten çok önemli bir işaret aldım. Bu işaret, hokkabazlık konusunda benden daha usta olan ünlü Lapelet kontundan gelmişti. Hizmetlerinizdeyim büyük beyaz büyücü. Ha ha. Cesaret dostlarım, ilk engeli aştık. Şimdi de diğerlerini aşmaya hazırlanalım. Tanrı yardımcımız olsun. Amin. Ertesi gün hazırlıklarla geçti. Dostlarımız planlarını en ince ayrıntılarına kadar tartıştılar. Umarım her şey anlaşıldı. Başarmak istiyorsak saat gibi çalışmalıyız. İşte rehberimiz de geldi. Herkes torbasını yüklensin. Unutmayın ki şu andan itibaren hayatımız pamuk ipliğine bağlı. Ortalık kararırken küçük kafile dağa doğru yola koyuldu. Karanlık dostlarımıza yardım ediyordu. Kaledeki nöbetçilerin büyük bir kısmı dikkatlerini giriş yoluna yöneltmişlerdi. Durun, bir nöbetçi var. Uzaklaşıyor, gidelim. İşte dostlarım geldik. Ne dedin? Nereye geldik? Ben sadece yalçın kayalardan bir duvar görüyorum. Devamı gelecek sayıda.